Cümleten selamun aleyküm sevgili arkadaşlar. Sponsorumuz golba.com katkılarıyla hazırlanan videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Safalar getirdiniz. Yeni sezon formamızın hani üstüme yakışıyor yakışmıyor mu tam bilmiyorum ama şunu söyleyeyim çok rahat bir formaya Yani terletmiyor etmiyor. o yüzden bu formayı önerebilirim arkadaşlar. Bu damalı formayı. Günlük hayatta normal böyle gezide falan da giyebileceğiniz bir forma. Böyle hani insan içine çıktığınız zaman Falan hoş duruyor. Bir yaka kısmı biraz... ...benim sevmediğim türlü de ama... ...yapacak bir şey yok Fenerbahçe forması olunca. Şimdi değerli arkadaşlar... ...Fenerbahçe'de normalde... ...ben size şöyle söyleyeyim. 22 Temmuz'dayız. Bakın dediklerimi... ...not alın. 25 Temmuz'da kap olacaktı. Hatta bu kap... E, ...pozisyon olarak ofansif bir pozisyondan... ...bir isme yapılacaktı. Siyahi bir arkadaşa yapılacaktı. Ve... 25 Temmuz'daki kapı az buçuk tahmin edebiliyorsunuz. O yüzden gerek duymuyorum kim ol, olduğunu söylemeye. Fakat bazı şeylerin yönü, şekli, şemali değişti. Nasıl değişti? Şimdi Kim Min olayımız var. Biliyorsunuz Kim olayında Napoli her konuda anlaşma sağladı. Duyumları ortalığa atıldı. Kim Min hafta sonu ya bu videoyu ben şu anda 22 Temmuz saat 22 sularında çekiyorum ama yetişir mi bilmiyorum. Kim Minji'nin hafta sonu sağlık kontrollerinden geçmek üzere Napoli'ye gidip resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniliyor. Şunu söyleyeyim. Hani geri dönüş yok artık. Kim Minji ile geri dönüş yok. Bunu bir bilin. Aynı şekilde arkadaşlar. Kim Minji artık gittiğine göre artık yerini doldurmaya çalışabiliriz. Bakın Kim Minji ile aynı kalitede stoper bulunabilir. Hani dünyada sadece Kim Minji'yi yok stoper olarak. Aynı kalitede bulabilirsin. Aynı transfer market değerinde futbolcu bulabilirsin vesaire vesaire. Ama aynı yeteneklere sahip aynı stilde oyuncu bulmak neredeyse imkansız. Şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Ee, ne sıkıntısı vardı? Pasaport sıkıntısı vardı. Hani Çin liginde oynuyordu. Güney Kore pasaportu vardı. Hani Avrupa Birliği içinde serbest dolaşım hakkı yoktu. O yüzden bizim adı geçti. Bizi bir basamak olarak o yüzden kullandı. Normal. Hani Vitor Pereira'nın özel olarak arayıp ikna etmesi ayrı bir olay. İnşallah Vitor Pereira hocama danışılmıştır. Biz stoper arıyoruz diye. Şimdi ben Vitor Pereira hocama da buradan selamlarımı iletiyorum. Yok mu ya listende stoper mu topersen bize bir iki kişi önersen diye. Şimdi Kim Minji olayını kapattık. Artık gitti. Herhalde artık soru sormazsınız. Kim kaldı? Serdar Aziz'de başlayalım. Oyuncumuz Serdar Aziz'in bugün Acıbadem Sağlık Altunizade Hastanesi'nde çekilen MR görüntülemesi sonucunda Sol Uyluk Kasık Bölgesi'nde arkadaşlar bakın Kasık Bölgesi'nde işte bu çok sıkıntı çünkü geçen sene Serdar Aziz'in yine aynı bölgede sıkıntısı vardı. Ve bu bölge sıkıntılı bölge yani futbolcu sağlığı açısından riskli bir bölge. Sol Uyluk Kasık Bölgesi'nde 3. derece yırtık ve kanama bulguları tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Şimdi hemen internete sol uyluk kasık bölgesinde 3. derece yırtık diye yazıp arattırıyoruz arkadaşlar. Yani artık siz de biliyorsunuz. Serdar Aziz haberlerini geçin. Ee, uyluk kaslarında çekme gerilme falan diye burada birçok şeyler var arkadaşlar. Sağlıkla ilgili bakabilirsiniz. Yani bunlar zaten futbol için sporlar için kullanılabilen şeyler. Birinci derece e, hafif ama üçüncü derece yırtık daha ağır. ilginiz olsun birinci derece olsaydı e, mantık olarak daha ağır gibi geliyor ama üçüncü derece daha ağır arkadaşlar. Bunların bazen iyileşme süreci ayları bulabiliyor. Ama üç aşağı beş yukarı bir, bir buçuk aylık bir süreç iyileşmesi için düşünülüyor. Yani sol, uyluk, kasık bölgesinde üçüncü derece yırtık ve kanama bulgularından dolayı Serdar Aziz yaklaşık bir buçuk ay sahalarda yok. Tabii ki de geçmiş olsun Serdar Aziz diyoruz. Ama şimdi Kim Minji'nin satıldığı Serdar Aziz'in de sakatlandığı bir dönemde Fenerbahçe için talihsiz bir dönem yaşanılıyor. Ve Fenerbahçe'de stoper transferi artık her şeyden önemli konumda. Hocam Kiev maçına kadar yetişir mi? Yetişse oynar mı? Oynayamaz. Hocam şu anda Tisserand var. Salahi var. Başka? Başka yok arkadaşlar. Luis Gustavo o da listeye yazılmadı. Hani ihtiyaç anında oynatırsın falan diye. Haberiniz olsun yazılmadı. Onu da yazamazsın. Hocam sonradan ekleme yapsak işte. Onu eklesek, Lemos eklesek. Ya Lemos ekleyeceğimize stopersiz oynayalım. Üçlü savunma falan çıkalım. Ne bileyim savunmanın bir kenarında şeyi falan oynatalım. Onu, o, ihtimali geçen Novak falan oynar. Hani Allah muhafaza bir şey olsa. Ama şu anda Fenerbahçe'de Elzem transfer 25 Temmuz'a yetiştirilmesi gereken transfer stoper transferi. Bilginiz olsun. Ben 25 Temmuz diyorum ama kap açıklamasını 25 gibi algılamayın. Biliyorsunuz Fenerbahçe futbolcuyu getiriyor. Tesislere sokuyor. idmanda hareket ediyor. işte koşuyor ediyor. Sağlık şeyler testlerinden falan zaten geçmiş oluyor ama bir bakıyorsunuz bir bakıyorsunuz ilginç bir şekilde <laughs> yani e, futbolcu 5 gün sonra kap açıklaması yapılıyor. O yüzden siz 25 Temmuz unutmayın. Şimdi stoper transferinde kim var hocam? YS diyor ki Leo Ortiz ve Nino'nun takımları Fenerbahçe'den 5 milyon euronun üstünde bonservis istiyor. Leo Ortiz ve Nino. Şimdi bu Leo Ortiz'i çok övüyorlar arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. 26 yaşında kaptan zaten. Biz bunu geçenlerde konuştuk hatırlıyorsunuz değil mi arkadaşlar? Bragantino'nun kaptanı. Şimdi hatırladınız değil mi arkadaşlar? 26 yaşında. 7,5 milyon euro piyasa değeri var. Ve Brezilya milli takımına çağrılmış ama oynamamış. Sağ ayaklı sağ stoperden bahsediyoruz. Yani bedelsiz hiç para ödenmemiş. 31 maça çıkmış. 2729 dakika. Bakın 2729 dakika. Yani maçın birinde ee, 61 dakika oyundan alınmış. Yani 29. dakikada oyundan alınmış. Öyle düşünün yani. Her maç oynamış. Böyle bir isimden bahsediyoruz. 5 milyon euronun üstünde istemeleri normal mi? Normal. Zaten birçok arkadaşım da diyor ki hocam diyor keşke Ortiz alınsa. Buna herkes geçer not veriyor. Bilginiz olsun. Daha Ortiz'le ilgili negatif bir görüşe sahip değilim. Ya da negatif bir şey duymadım. İkincisi Nino. Nino'yu artık hepimiz ezberledik. Nasıl bir isim olduğunu biliyoruz. 6,5 milyon euro piyasa değeri var. Bir yaş daha genç 25 yaşında. 1,88 boyundaki Brezilyalı oyuncu. Bu Brezilya milli takımının e, şeye seçiliyor At, atletik şey, olimpiyat takımına seçiliyor. Orada 6 maça çıkıyor. En azından CV'sinde Brezilya milli takımı yazıyor. Bu da 32 maç 2725 dakika yani hemen hemen benzer sürelerde oynamış. 2 futbolcudan bahsediyoruz. 2020'de Fluminense 1 milyon euro almış. 8 istiyorlardı. 5'e bırakacaklardı. Biz 3.75'e okey gibiydik. Olmayan isim arkadaşlar. Zaten dünkü videoda da var. Süreç bu şekilde. Zaten YS'de 5 milyon üstünde bonservis istiyorlar demiş. Doğru. Fenerbahçe Pablo Mari'yi isterse bedelsiz olarak kiralayabilir diye belirtmiş. Pablo Mari arkadaşlar. Ve sosyal medyada bazı duyumcular Pablo Mari transferi konusunda Arsenal'e temasa geçtiğini söylüyor. Muhtemelen Pablo Mari'nin maaşını Roma ödeyecek. Pablo Mari'de 30 Haziran 2024'e kadar yani 2 senelik daha sözleşmesi olan İspanyol stoper 28 yaşında bir kere İspanyol olması beni e, şey yaptı. Sol ayaklı sol stoper. Ya bu Kim min transferinden çok çok bağımsız bir halde onu belirteyim. Aa, hocam istediği kadar İspanyol olsun. Manchester City'de oynamış. Neckbred'e da oynamış. Deportivo'da oynamış. Flamengo'da oynamış. Zaten Flamengo'da oynadıysa tamam. Yani Flamengo'da oynadıysa tamamdır. Ablo Mari'yi arkadaşlar kiralayabiliriz. Bedelsiz şekilde. Yani herhangi bir ücret ödemeden ihtimaller arasında. Fakat bu Atilla Salahi'nin bölgesinde olduğu için biraz bana tuhaf geliyor. Onu da söyleyeyim. YS diyor ki Fenerbahçe'ye en yakın stoper Gustavo Henrique diyor. Kanalımızda Gustavo Henrique ile ilgili çok net bir video var. Bakabilirsiniz. Gustavo Henrique ile ilgili de 2 milyon 800 bin euro piyasa değeri var. 29 yaşında. Hani birçok arkadaşım çöplüyor. 1.96 boyunda. Hocam hız yok, şu yok, bu yok diyorlar. Mümkünse alınmasın diyorlar. Öyle bir isim. Ee, bir şey diyemiyorum. Şimdi Leo Ortiz de Nino'nun tabii 5 milyon euro üstünde istediklerini biliyoruz. Ama 5 milyon euro üstünde istedi demek de biraz tuhaf geliyor. 5'in üstünde istediler ne yani? 9 mu istediler? 8,5 mu istediler? 56 milyon euro mu istediler? Bu da biraz tuhaf arkadaşlar. Ee, şimdi Gustavo Henrique için de bu arada kulübün 3 milyon euro istediğini de ya YS söylemiş. Hocam sence bunlardan hangisi olur? Valla kulağa Leo Ortiz ismi hoş geliyor. Yani kulağa hoş geliyor yanlış anlamayın. Pablo Mari ismi de bilmiyorum ya hani yani Gustavo Henrique hoş gelmiyor kulağa ya açık söyleyeyim. Nino hoş geliyor ama Nino işi olmayacağı doğru gidiyor. Leo Ortiz'de Pablo Mari'yi çeksen sıcağı sıcağına zaten ikinci maçta oynatamayacaksın. Dinamo Kiev karşılaşmasında. Dinamo Kiev maçının sonucu da arkadaşlar Allah muhafaza her şeyi belirleyebilir. Şimdi Dinamo Kiev'i geçersen en kötü olarak Avrupa Ligi'ndesin. Gruplardasın en kötü olarak. Yani en kötü senaryoda Avrupa Ligi'nde gruplardasın. Haberin olsun. Kiev'i elemen halinde. Kiev'i Allah muhafaza elensen bu sefer çok daha sıkıntı. Playoff'a kadar bekleyeceksin. Orada 2 haftalık 3 haftalık bir aralık var. O yüzden bence Fenerbahçe acele etmeyecek. 25 Temmuz dedim ama bence 27'sinde bulabilir. 28'ini bulabilir. Hatta 28'i daha mantıklı gibi. Hocam 6 gün var etme eyleme. Arkadaşlar 6 gün boyunca onu ona kırdırır. Onu ona kırdırır Fenerbahçe. Bilmiyor değilsiniz. Bir bizim, bir bizim hani düşüncemizde uygun hareket edilme. Geri kalan herkes aynı. Şimdi Raul Gustavo. Brezilya basınına göre 23 yaşındaki sol ayaklı stoper Raul Gustavo için takımı 10 milyon euro bedel istemiş. Şimdi 10 milyon euro bedel istemiş takımı. Raul Gustavo'ya girim profiline 3 milyon euro değeri var. Yaş 23. 1.88'lik stoper. Corinthians'ın futbolcusu. Bir dakika Corinthians. Yanlış bilmiyorum değil mi? Vitor Pereira hocamın stoperi. 27 maça çıkmış. 4 gol 2 asist var. 2385. Yanlış bir cümle kurmak istemiyorum ama Corinthians bize stoper verir. Yani bekleyin yani. Kesinlikle verir. Kesinlikle verir. Bekleyin. Tamam. Bekleyin yani. Verir. Aynen aynen verir. Kesinlikle katılıyorum. Verir abi. Arkadaşlar etmeyin eylemeyin. Yani Vitor Pereira tanımadığınız bilmediğiniz bir Vitor Pereira değil. Koklattırmaz size yapmayın etmeyin ya. Size koklattırmaz. Ha oyuncunun baktığımız kadarıyla 3 milyon euro piyasa değeri var. Bayağı oynamış. Sanki patlamaya hazır bir bomba gibi de duruyor. Şimdi tanımadığım oyuncu hakkında da bir şey söylemek istemiyorum ama iyi bir aday gibi duruyor. Onu da söylemiş olalım. Yani son durum ne hocam? Nino'nun maliyeti fazla. Raul Gustavo ve Gustavo Henrique'ye yöneldiğimiz söyleniliyor. Ben bu Gustavo Henrique'ye sıcak bakmıyorum. Birçok kişi de sıcak bakmamam gerektiğini söylüyor. Hatta hocam kampanya yap, bu ikisi gelmesin diyorlar. Bilginiz olsun. Aynı zamanda futbolcu alsan bile listeye yazamıyorsun. Yani listeye yazamıyorsun. Aynı zamanda turu geçersen rahatlamış oluyorsun. Elde başka bir hedef olmuş oluyor. Turu geçemezsen sıkıntıyı yapmana gerek kalmıyor. Bir hafta ya iki hafta hatta 3 hafta ilk maçına kadar 3 hafta süren olmuş oluyor. O arada da yine transfer yapabiliyorsun. Böyle bir durum var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Yani turdan önce 24 saate önceye kadar ilk maçın 24 saat öncesine kadar iki değişiklik yapılabiliyor ama tur başladığı için rövanş maçına değişiklik yapılamıyor arkadaşlar. Yani Kiev Dinamo, Dinamo Kiev maçına mesela Joao Pedro eklenemeyecek. Bugün bir stoper alsan eklenemeyecek arkadaşlar. Anladınız mı? O yüzden de Fenerbahçe taraftarı biraz daha bekletilecek gibi geliyor. Ee, ben onu da açık açık söyleyeyim arkadaşlar. Hocam niye böyle, niye şöyle böyle demeyin. Şimdi mesela ben şunu da belirteyim. Marcel Tisserand. Ben size ne diyordum arkadaşlar? Tisserand normalde gitti. 3 milyon euroya gitti. Aman nasıl daha duruyor? nasıl kaldı aklım almıyor diye şimdi daha erdi arkadaşlar Fenerbahçe'de şimdi Tisserant'ın niye gitmediğini aklım erdi Çünkü Stepne görevi yapan Tisserant'ı mecbur elde tuttuk Şimdi Gustavo Listede yok Oynatamazsın Bak Fenerbahçe'nin UEFA'ya verdiği 25 kişilik liste diye yazalım internette Fenerbahçe'nin UEFA'ya Verdiği 25 Kişilik Liste Şimdi ee, bu listede yani 25 kişilik kadro listesinde arkadaşlar mesela kim stoper oynayabilir? Kim Minji yok. Gustavo yok. Tisserant yoktu sonradan eklendi. Lemos, Kolkır, Meyer, Nazım, Çağatay, Tiago Çukur yok. E, ee, kim Minji de yok arkadaşlar. Kim stoper oynayabilir? Bu arada Mert Hakan da sakat. Muhtemelen ikinci maçı da kaçıracak. Serdar sakatlandı. Salahi stoper 1. Novak oynayabilir. 2. Arao oynayabilir. 3. Tisserant oynayabilir. 4. Belki İstanbul'daki maçta Arao, Salahi, stoper ikilisi yapıp İsmail'i tek önlü libero koyup önünde Zayt'sı oynatabilir. Hani böyle bir alternatif deneyebilir. Yani Pelkas listeye eklendiydi ama sonradan çıkarıldı. O da yok. Bunun dışında arkadaşlar Crespo hiç stoper oynadım bilmiyorum ama hani ön libero deyince insan aklına oynayabilir şeyi geliyor. Bunun dışında diğer arkadaşlar oynayamaz. Allah Fenerbahçe'nin yardımcısı olsun. İnşallah turu geçen taraf biz oluruz. Ama 25 ya da 28 Temmuz. Ben 28 Temmuz diyeyim ya. Bence okumu 28 Temmuz'a atayım. 25'inde açıklanırsa siz de memnun olursunuz. 28 Temmuz'dan önce de stoper transferi kapı beklemeyin. Hatta hiçbir kap beklemeyin bence kolay kolay. Hep birlikte bekleyip göreceğiz. Arkadaşlar videomuza bir beğeniyi lütfen çok görmeyin. Abone olabilirsiniz, ailemize katılabilirsiniz. Video içeriklerinden faydalanabilirsiniz. Şimdiden teşekkürlerimi sunuyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.